olduğunu unutmadan, Türkiye'nin demokrasi karnesini zayıflatacak bu tür tasarrufları yaparken, bu tasarrufların idari siyasi sonuçlarını yönetebilme kabiliyetimizi de göstermek zorundayız. Yani sadece siyasi iradenin göstermiş olduğu bu görevden alma iradesi, seçilseniz bile sizin burada seçilmenize razı olmazlar aleyhine bir propagandaya dönüştürülmesin. Devletin, milletin aleyhine, Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine uluslararası organizasyonlarda cümle kuranlara malzeme verilmesin. Hassasiyetimiz budur. Yoksa bir tolerans, bir terör toleransı, bir terör müsamahası asla partimizin tevessül edeceği bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletiyle bir ve beraber etmek mesuliyeti anayasayla kayıt altına alınmış bir mesuliyettir. Partiler kuruluş umdelerine sadakat göstermek zorundadırlar. Böyle cümleler kuruldu ki seçim satında, kurulan cümlelerin içerisinde bu üç belediyeyi değil bütün belediyeleri ilzam edecek kadar hüküm cümleleri vardı hükümetin kurduğu. O cümleleri kuran hükümetin yapmak zorunda olduğu işler vardı. Onları yapsınlar. Madem iradelerini böyle beyan ettiler, böyle yapsınlar. Dolayısıyla Türkiye'de milletin demokrasiden ümidini kesecek hamleler yapılırken sonuçlarını yönetebilmek, bunun komplikasyonlarını yönetebilmek imkanına da bakmak zorundayız. Kısaca çerçevesini çizmeye çalıştığım husus, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü hale getirmeden de Türk devleti terörle mücadele edebilir. Teröristlere nefes aldırmadan milletin huzurunu temin edebilir. Burada ne demokrasimizin kalitesini düşürelim, ne de teröre taviz verelim. İkisini maharetle yapabilme işine devlet etmek, hükümet etmek deniz. Hükümetimizin bu anlamda iradesinin biraz sorunlu olduğunu düşünüyoruz biz. Yani İstanbul seçimlerindeki kayyum atama tercihinin keyfiliği, bugünkü kayyum atama sürecindeki hukukiliği gölgelemiştir. Bence, bizce. Açılış töreni yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. 42 barodan boykot kararı geldi. Gitmeyeceklerini açıkladılar. Tepkiler de var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğu için yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği için gitmeyeceğiz dediler. İyi Parti'nin tavrı ne olacak? Gidecek misiniz? Şöyle. Ya da bu şöyle genel olarak ben böyle tanımıyorum, gelmiyorum, gitmiyorum, meşru görmüyorum. Bu kabil tepkileri problem çözme kabiliyet İçimizi yakışmaz görüyoruz biz. Yani tanımazlıkla problemleri çözemeyiz. Külliyede yapılan programa katılmaktan çok yapılan programda hukuki perspektifimizin ne olduğunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani katılmaktan çok ne dediğiniz, hangi hassasiyetlere dikkat çektiğiniz, neyi kusurlu gördüğünüz, neyi yanlış yapıldı diye ikaz ettiğiniz daha önemlidir. Yoksa yeni tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetim merkezi külliyedir. Dolayısıyla devletimizin 82 milyonluk bir ülkenin şu anda oylanmış, millet vicdanında oya sunulmuş neticeleri itibariyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir modelle yönetiliyoruz biz. Tanımıyorum, işte uymuyorum, gitmiyorum, gelmiyorum falan gibi cümleler memleketin mesuliyetini taşımak isteyenlerin cümleleri değildir. Gidersiniz, gözlerinin içine baka baka neyin kabahat, neyin kusur olduğunu söylersiniz. Neyin eksik, neyin yanlış olduğunu söylersiniz. Neyi yapmaları gerektiğini söylersiniz. Kabalık etmeden, nezaketsizlik etmeden memlekette neyin yanlış olduğunu, biz olsak neyi yapardık cümlelerini kurarsınız, dönersiniz. Yani ben usulen değil de esasen bu işlerin konuşulma şekline daha çok dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Parti olarak da biz meseleleri, biz memleketimizin hayrına olduğuna inanılan işler cümlesinden görüyoruz bunları. Yani şöyle bakmak lazım. Efendim kararı millet veriyor. Son tahlilde biz endişelerimizi dile getiriyoruz ama hakem millet. Millete gidiyoruz, milletimiz ne ile nasıl idare edilmek istiyorsa onu seçiyor. Biz ne milletimize küsebiliriz ne de mücadeleden vazgeçebiliriz. Kendi hassasiyetlerimizi milletimize bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Demokrasimizin hukukun üstünlüğü ilkesiyle taşlanmasını istiyoruz. Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını hassasiyet olarak ifade ediyoruz. Efendim kuvvetler ayrılığını çok önemsiyoruz. Denge denetim mekanizmalarının kurulmasını, bu mekanizmalar altında devletin bireye, bireyin devlete karşı haklarını muhafaza edebilecek,
herkesin birinci sınıf vatandaş olacağı bir ülke hayal ediyoruz. Bu hassasiyetlerimize konu kürsülerin nerede olduğuna bakmaksızın her yerde bu hassasiyetlerimizi dile getiriyor. Milletin vicdanında karşılık bulacak gücü devlete hizmet etme imkanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Hepsi bundan ibarettir. Giderdim, gitmezdim, gelirdim, gelmezdim, boykot ederdim. Müstakil bu iradeyi beyan edenlerin kararıdır. Bizim devletimizin, milletimizin meselelerini çözmek sorumluluğumuz vardır. Muhataplarımıza gözlerinin içine baka baka kendilerini ev sahibi saydıkları her yere giderek ifade etmeyi doğru buluyoruz biz. Dolayısıyla hani şekil olarak usulü değil de esası gözden kaçırmayalım diye söylüyorum. Türkiye'de yargının üzerinde yeni denediğimiz modelin menfi tesirleri olduğunu düşünüyoruz. Yeni modelin yargı bağımsızlığını birazcık gölgelediğini düşünüyoruz. Yargının tarafsızlığına halel getiren bir modelin uygulamada problemleri olduğunu düşünüyoruz. Problemler olduğunu düşünüyoruz da küsmüyoruz yani. Efendim tanımazlık etmiyoruz. Neticede bu yanlış. Bu yanlışı millete bıkmadan, usanmadan anlatmaya, parlamentoda sesimiz çıktığı kadar bunlarla ilgili kamuoyunun dikkatini çekmeye gayret edeceğiz. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Bir sopa göstermeye dönebilir mi? Şimdi muhalefetin aslında HDP dışında kalan muhalefetin yani Millet İttifakı'nın iki unsurunun bazı cümlelerin arasında satır aralarında bu dediğiniz hassasiyet vardır. Yani bu aslında kazanılamayan belediyelerin kayyum atanarak siyasi sopaya dönüştürülerek terbiye edilme süreci midir diye endişe cümleleri biraz kuruluyor. Bazıları bu endişeleri şuna dönüştürdüler. Onu da paylaşayım sizinle. Bu AK Partili yönetim yılları içerisinde kayyumluk bir demokrasi rükni haline getirildi. Kayyumluk müessesesi galiba bizim hükümetimizin fasılalarla da olsa tevessül edeceği bir yoldur. Biz bu kayyumlarla yaşamaya alışacaksak, bu kayyumluk kurumunu da acaba seçim satına mı taşısak? Yani münhal kadrolar oluştursak, seçsek bunları, ilgili zamanlarda kayyum olarak atanacakları da seçsek mi diyen arkadaşlarımız var. İşin latifesi bir tarafa, biz bu kayyumlarla yaşayacaksak, atanmışlar, seçilmişlerin başına bela olmasın cümlesinden ikrah etmişsek şayet, acaba diyorum, Türk Kayyum Kurumu diye, TKK diye bir şey kurup, ondan sonra bu kurumun içinde seçilmiş münhal durumda bir kadroyu hazır edip, ilgili şartlarda atanmış olmak gibi bir töhmetin altında bırakmadan ya o kayyumlar da seçilmiş falan gibi bir rehabilitasyona mı ihtiyacımız var diye düşünmeye başladık. Doğrudur. Böyle endişeler vardır. Böyle cümleler kurulmuştur seçim satında. Bir takım belediyelerin Ankara ve İstanbul'u kastederek söylüyorum. Efendim birisine ordu, birisine de işte şahsına açılmış bir dava dolayısıyla acaba bu kayyum atama bir yol olur da burada muhalefeti susturmak için bir terbiye mekanizması haline, bir sopa haline dönüştürülür mü diye bir endişe vardır. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz mücadele edeceğiz. Hukuk içerisinde mücadele edeceğiz. Hükümet kazanamadığı belediyeleri kayyum atayarak almak gibi bir teşebbüsün içerisinde olursa, yani terör iltisakı falan müstesna, ben böyle bir şeyi meşrulaştırmıyorum. Bizim belediyelerimizi kastediyorum. Yani Millet İttifakı'nın belediyelerini kastediyorum. Bunlarla ilgili hükümetin böyle bir şeye tevessül edeceğine inanmak istemiyorum. Çünkü bu bambaşka bir zafiyete sebep olur. Koca Türk Devleti'ni bunca yıllık devlet tecrübesine rağmen uluslararası camiada rezil rüsvay eder bu. Böyle bir şeyi ne Türk ekonomisinin, ne Türk demokrasisinin, ne Türk devletinin kaldırabilme imkanı yoktur. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Bunu sadece hükümetin seçim satında kullandığı problemli dilin yansımalarına dair bir endişe gibi görüyorum. Akla getirmemek lazım böyle şeyler. Böyle konuşulabilir hale getirdiniz mi? Normalleşiyor. Acaba peşinden İstanbul mu Ankara mı var falan gibi cümleleri akıllarına getirmeyelim. Bu ara bizim arkadaşlarımızın cümlelerini çok sağlıklı görmüyorum. Hükümet adına konuşan arkadaşlarımızın cümleleri çok sağlıklı değil. Dolayısıyla bizim böyle bir endişemiz yok. Ama bazı gazetecilerin cümlelerinin arasında, bazı siyasilerimizin endişeleri arasında bu dediğiniz var. Ama bizim öyle bir endişemiz yok. Olursa da kendilerine yakışanı yapmış olacaklar. Herkes kendine yakışanı, devletine, milletine yakıştırdığını yapsın. Siyaset er meydanıdır.
milletin teveccüh ettiği, milletinin hizmetini görecek olanların görüldüğü meydandır. Bu meydanda biz milletimizi nasıl bir Türkiye'de yaşamak mesuliyetiyle hizmetine talibiz cümleleri kurarak kendi teveccühümüze, kendilerinin teveccühüne davet ediyoruz. Milletimizin bizim Türkiye tasavvurumuza teveccüh göstermesini istiyoruz. Hükümet de 17 yıldır iktidarda, yaptığı ortada, yapacakları ortada. Dolayısıyla böyle daha ihtimaller dahilinde olmadan böyle bir takım komplikasyonlara sebep olacak cümleler de kurmuş olmayalım. Var mı sorunuz arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraber olacağız herhalde. Daha çok beraber olacağız. Gündem memlekette çok hızlı hızlı değişiyor. Ağırlaşan şartlarımız, sorunlarımız var. İnşallah güzel bir beraberliğimiz olur. Zaman zaman kahrımızı biraz fazlaca çekeceksiniz. Peşinden söyleyeyim, kusurumuza bakmayın. Biz yeni kurumsallaşıyoruz. Partimiz bir kuruldu, bir yıl oldu. Birkaç seçim atlattı. Dolayısıyla bu kurumsallaşma sürecimizin bazı handikapları olur. Bu arada sizin tahammülünüzü istirham ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.